Uzak Doğu'dan Esintiler programından herkese merhabalar sevgili izleyiciler. Programımızın başında sizlere kuş cenneti Donting Gölü'nden bahsedeceğiz. Yıllar önce bir kuğunun Çin'in en büyük ikinci doğal gölü olan Donting Gölü üzerinden uçtuğunda dinlenecek bir yer bulması neredeyse imkansızdı. Batı Donting Gölü Doğal Rezervi eski müdürü Baby Chui, gölün nemli alanlarının kereste ihtiyacını karşılamak ve kağıt yapımı için dikilen kara kavaklarla yemyeşil ve göçmen su kuşlarından yoksun olduğu zamanları şu ifadelerle anlatıyor. Kara kavaklar nemli alanlardaki su pompaları gibiydi. Dikildikleri yerde toprak kuru, çimler solmuştu ve kuşlar oraları terk etmişti. Baby Chui'ye göre kavaklar haricinde 7-8 kağıt fabrikası, 30 bot ve 100 binin üzerinde balık ağı bulunmaktaydı. Göl bu haliyle kuşlar ve balıklar için tehlike yuvasıydı. Asya'daki en uzun nehir olan Yangtze Nehri kıyısında yer alan Donting Gölü, binlerce yıl boyunca zengin nemli alanlarıyla göçmen kuşlar için bir geçiş noktası oldu. Son yüzyılda görülen ekonomik sıçrama ve açlık sıkıntısı nedeniyle göl bu konumunu kaybetti. Öte yandan kuşlar şimdilerde tekrar göle uğramaya başladı. 2017 yılında gölde başlatılan kampanyayla kara kavak istilası sona erdi. Batı Donting Gölü Doğal Rezervi'nde 6600 hektarlık alan kavaklardan temizlendi ve bu işlemin 2020 yılında tamamen bitirilmesi planlanıyor. Bununla beraber atıklarını göle bırakan bölgedeki tüm kağıt fabrikaları kapatıldı. 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek yönetmelikle Yangtze Nehri üzerinde balık avı 10 yıllığına yasaklanıyor. Eski bir sözü alıntılayan Baby Chui, "Su varsa hayatta kalmak için ona sırt dayamak gerek" derler. Ancak şimdi anladık ki doğayı kurutan gelişme modelleri uzun vadeli olmuyor diye konuştu. 70 yaşlarındaki balıkçı Tanda için 10 yıllar süren suistimalin ardından yerlilerin Donting Gölü'nden sonunda çekildiğini hatırlatıyor. 1970'lerde açlık ve kıtlık Çin'i vurduğunda yiyecek üretimi ön plana alınmış, köylüler Donting Gölü'ne yerleşmişti. O günleri anlatan Tan Da için 1975 yılında ay takvimine göre yeni yılın ikinci günüydü. 10 binden fazla sayıda kişi gölün etrafına toplanmıştı. Sırtlarında kumlar taşıyorlardı. Herkes su seviyesi yükselmeden önce işlerini bitirmek için gece geç saatlere kadar çalıştı ifadelerini kullandı. Köylerin hayatta kalma mücadelesi sel zamanlarındaki hassasiyeti arttırdı. 1977'den itibaren vuku bulan para kazanmak için kavak dikimi çılgınlığı da daha büyük ekolojik felakete yol açtı. 2016 yılının istatistiklerine göre Donting Gölü'nün bulunduğu bölgenin 26 bin hektarlık kısmı kara kavaklarla doluydu. Bu uzun, güçlü ve hızlı büyüyen ağaçlar toprağa katılaştırıp diğer bitkileri güneş ışığından yoksun bıraktığı için nemli alanların yok olmasına sebebiyet veriyor. 1998 yılında büyük bir sel Yangtze Nehri'ni süpürüp göl etrafındaki evleri ve çiftlikleri tahrip ettiğinde Çin hükümeti karasal alanları göle çevirmek için kolları sıvadı. Yerel hükümetlerin kılavuzluğu altında Tan ve 5800 balıkçıyla çiftçi daha evvel kendi inşa ettikleri yere Çinşan kanalının civarına yerleştirildi. Bu pürüzsüz bir dönüşüm değildi. Çok sayıda köylü yerleştikleri yerde geçim sıkıntısı yaşayınca göle geri döndüler ve yasa dışı olarak balık ve kuş avladılar, göl sularını kirlettiler. 1998 yılında Donting Gölü Doğal Rezervi'nin kurulmasıyla balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin yasaklanması hayata geçirilebildi. Yeni yüzyıl köylüler ve doğal rezervleri koruma yetkililerinin zorlu müzakereleri ve anlaşmazlıklarına tanıklık etti. Tan, sonunda ortak paydada buluştuk. Geçimimizi sağladığımız bu gölün kirlenmesini de istemiyorduk dedi. Rezerv yetkilileri 2004'ten beri balıkçı kooperatifleriyle ekoloji dostu aktivitelere izin verilmesini öngören anlaşmalara imza attı. Balıkçılar kimyasal gübreler kullanmamayı ve zehirleme gibi yasa dışı yöntemlere başvurmamayı kabul ettiler. Akabinde daha fazla balıkçı ve köylü çevre koruma çalışmalarına katıldı. Rezerv koruma yetkilileri şimdi yerli balıkçılar için kuşları izleme ve ekoturizm gibi yollardan para kazanma imkanı sağlamayı planlıyor. Göl artık hızla iyileşen bir ekolojik alan çehresine kavuştu.
Sevgili dinleyiciler, programımıza sizlere turizm gündeminden haberler vererek devam ediyoruz. Şincan'da kış turizmi ısınıyor. Yılın son ayına girilmesiyle birlikte Çin'in Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde turizm sektörü de hızla gelişiyor. Wenchuan ilçesinde Kasım ayı sonunda sona eren 1. Bortala Vadisi Maratonu, Şincan'a bağlı Bortala Mall Özerk ilinde kış turizm sezonunun perdesini açtı. Bortala Kültür, Spor, Radyo, Televizyon ve Turizm İdaresi'nin yetkililerinden Liu Jian basına verdiği demeçte, turistler için kış günlerinde çölde yolculuk, sınır bölgelerinde heyecan dolu gezi turu, buz ve kar sporları güzergahı gibi bir dizi program hazırlıklarına dikkat çekti. Liu Jian'ın verdiği bilgilere göre söz konusu etkinliklerin yanı sıra 1. Nadamu Buz ve Kar Konferansı, 1. Kar Heykeltıraşlığı Yarışması ve 1. Bortala Yeni Yılda Güzel Yemekler Haftası gibi birbirinden ilgi çekici aktiviteler de gerçekleştirilecek. Turistler bu etkinlikler kapsamında çok sayıda geleneksel spor programını yakından tanıma fırsatını bulacak, çeşitli yöresel yemeklerin tadına bakabilecek. Bortala ilinin ünlü turistik yeri olan Wenchuan ilçesi, kar ve buzla termal kaynaklarından faydalanarak kaplıca temalı etkinlikler düzenleyecek. Böylece turistlerin kış sporu ve kaplıca eğlencesini aynı anda tek bir mekanda yaşamalarını sağlayacak. Wenchuan ilçesinde son günlerde kar futbolu, buz pateni, kayak, buz üzerinde at arabası turu, kar üzerinde Çin hat sanatı, kardan heykel yapımı gibi etkinlikler düzenlenecek. Bortala kenti ise çift olarak gezen turistlere özel olarak Bortala'da buluşalım, aşkın heyecanını burada tadalım adlı bir aktivite hazırladı. Öte yandan Bortala Yanchihui Özerk ilçesine bağlı Hula köyünde kış sezonu turistik maraton koşusu gerçekleştirildi. Çin genelinde çeşitli kesimlerden gelen sporcular yarışmaya katılarak bölgede kış turizminin gelişmesine hız kattılar. Sevgili izleyiciler, sırada ekonomi gündemimiz var. Çin'in online perakendeciliği yabancı işletmelere büyük kazanç getiriyor. Çin'in en büyük online alışveriş festivali 11.11'de bu yıl online perakende satış hacminin 870 milyar yuana ulaştığı açıklandı. Online perakende satış hacmi kampanya süresince geçen yılın aynı dönemine göre %26.7, yani yaklaşık 124 milyar dolar arttı. Çin Ticaret Bakanlığı tarafından kısa süre önce paylaşılan verilere göre Çin'in online perakende satış hacmi Kasım ayının 1 ila 11 arasında 870 milyar yuana aşarak geçen yılın aynı dönemine göre %26.7 oranında yükseldi. Piyasada yeni kalkınan sektörler tüketime yeni itici güç katıyor. Online tüketicilerin profilinde bu sene bir değişiklik yaşandı. Tüketicilerin yaklaşık %70'i Çin'in nispeten daha az gelişmiş kent, ilçe ve kasabalarından geliyor. Bu bölgelerdeki tüketicilerin, özellikle genç tüketicilerin turizm ürünlerine yönelik ihtiyacı yüksek seviyede. Ayrıca beyaz eşya, kozmetik ve mobilya gibi çok satılan ürünlerle ilgili siparişlerin %60'ına yeni oluşan söz konusu tüketim piyasası katkıda bulundu. Mağazalar tüketim piyasasının kalitesini birlikte yükseltiyor. E-ticaret platformlarıyla reel mağazaları dijitalleştirme reformu, online ile eski tip ticaret platformlarının birleşmesini hızlandırıyor. Bu işbirliği sayesinde adım adım yeni bir tüketim modeli oluşturuluyor. Öte yandan lojistik sektöründeki verimlilik de yapay zeka gibi yeni teknolojilerin yardımıyla yükseliyor. Canlı yayınlar tüketimin artmasında çok etkili. Canlı yayınlar, yeni ortaya çıkan bir e-ticaret modeli olarak tüketicilerin daha kaliteli tüketim deneyimlerinden faydalanmasına yardımcı oluyor. Bu konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, canlı yayınlar kaliteli ve sürdürülebilir hizmet güvencesine sahip ürünlere daha geniş bir satış kanalı sağlıyor. Aynı zamanda bütün ticaret modellerinin işleyişi ilgili yasalara ve tüketicilerin meşru hak ve çıkarlarına uygun olmalıdır dedi. Online perakendecilikte 10 senede ne değişti? Çin'de son 10 senede pek çok yeni ticaret modeli ortaya çıktı. Bu yeni ticaret modelleri Çin'in tüketim piyasasının büyümesine yardımcı olurken yeni bir rekabet yapısı da oluşturdu.
Çin Merkezi Finans ve Ekonomi Üniversitesi'ne bağlı İnternet Ekonomisi Araştırmaları Enstitüsü tarafından Çin'in online perakendecilik sektörüne ilişkin bir rapor yayınlandı. Raporda son yıllara ait sosyal medya, canlı yayın ve kısa video gibi sistemlerle yürütülen yeni e-ticaret modellerine ait bilgiler yoğun bir şekilde bulunmasına rağmen eski tip online perakendecilikle ilgili veriler yer almadı. Bu nedenle online perakendeciliğin satış hacmi düşük olarak değerlendirildi. Geçen sene söz konusu yeni e-ticaret modelleriyle gerçekleştirilen satış hacmi eski tip online perakende satışların %32.12'sini oluşturdu. Bu rakamın bu yıl %60'ı aşması bekleniyor. Öte yandan 1.4 milyarlık bir nüfusa sahip Çin'de tüketim piyasası potansiyelini her geçen gün daha da büyütüyor ve daha fazla yabancı işletme çekiyor. Çin'de dışı açılma politikasının uygulandığı yaklaşık 40 sene boyunca yabancı işletmelerin Çin piyasasında iş kurabilmesi için uygun ortam yaratıldı. Tabii ki Çin'deki büyük tüketim piyasası birçok yabancı işletmenin dikkatini çekiyor. Bunlar arasında en iyi örneklerden biri Şanghay'da mağaza açan Costco. Amerika merkezli süpermarket devlerinden Costco'nun Çin'in ana kesimindeki ilk mağazası 27 Ağustos'ta Şanghay'da hizmete girdi. Mağazaya 2 günde 130 bini aşkın kişinin üye olmasıyla Costco'nun küresel çapta tek mağazaya ait üyelik rekoru da kırılmış oldu. Ayrıca Çin'in ana kesiminde açılan ilk mağazanın bu denli büyük rağbet görmesi Costco'nun hisse değerlerinin yükselmesine vesile oldu. Şanghay'da dev bir tüketim piyasası potansiyeli bulunmasından dolayı bu yıl birçok yabancı perakendeci işletme kentteki yatırımlarını arttırdı. Öte yandan dünyanın ilk 500 şirketi arasında yer alan Alman perakende devi Aldi'nin ilk Çin mağazası da 7 Haziran'da yine Şanghay'da açıldı. Bunun hemen ardından Japonya'nın en büyük mobilya ve ev dekorasyonu zinciri Nitori tarafından yapılan açıklamada Çin'in ana kesimindeki mağaza sayısının 2032 yılına kadar 1000'i aşacağı duyuruldu. Öte yandan dünyanın ilk 500 şirketi listesinde ilk sırada yer alan Walmart bünyesindeki Sam's Club ise 28 Haziran'da Şanghay'da ikinci mağazasını açtı. Böylece Sam's Club Çin'deki 26. mağazasını hizmete soktu. Çin piyasasının kuvvetli satın alma gücü yabancı sermayeli perakende işletmelere büyük kazanç getiriyor. Son verilere göre Şanghay'da bulunan 122 yabancı sermayeli perakende işletmesinde gerçekleştirilen satış cirosunda %9'luk artış yaşandı. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fan kısa süre önce düzenlenen bir basın toplantısında genel bakımdan bu sene yabancı perakende işletmelerin Çin'deki düzenlemelerini ve mağaza açma adımlarını hızlandırdığını söyledi. Gao bu yıl adı geçen markalar dahil birçok yabancı işletmenin Çin piyasasına girerek mağaza açtığına ve ülkeye bazı yeni ticaret modelleri getirdiğine işaret etti. Çin'in hızla büyüyen perakendecilik piyasası açıktır şeklinde konuşan Gao, Çin'de tüketim piyasasının değişmesiyle birlikte tüketicilerin tüketim seviyesi de sürekli yükseliyor. Perakendecilik sektörü daha fazla kolaylık sağlama, kişisel talepleri karşılama ve farklı deneyim yaratma doğrultusunda ilerliyor, dedi. Gao ayrıca Çin'in yabancı şirketlerin de içinde bulunduğu bütün piyasa varlıkları için daha da piyasalaşmış, hukukun üstünlüğüne dayalı ve uluslararasılaşmış bir iş ortamı yaratmaya devam edeceğini belirtti. Sevgili izleyiciler, biraz da Çin'deki Tu ve Salı halklarından bahsedelim. Tu ve Salı halkları yoksulluktan kurtarıldı. Eskiden köy sakinleri başka yerlere yürüyerek gidiyordu. Şimdi ise köye asfalt yol ulaştırıldı. Köyde ekonomik durumu pek iyi olmayan, en azından motosikletle, iyi olansa arabayla yolculuk yapıyor. Eskiden köylüler para harcamak için tavukların yumurtlamasını bekliyordu. Şimdi endüstri ve hizmet sektöründen para kazanıyoruz. Çinha eyaletinin Handon ilçesine bağlı Dalatu kasabasının belediye başkanı Can Jinze, kasabadaki değişikliklerden bahsederken anlatacağım çok şey var diyor. Can kasabada hayret verici değişiklikler meydana geldiğini anlatıyor. Çinhay-Tibet yaylasında yer alan Çinhay eyaletinde azınlık grupların nüfusu eyaletin toplam nüfusunun yarısını oluşturuyor. Eyaletin yüz ölçümünün %98'inde etnik özerklik sistemi uygulanıyor. Tu ve Sala, Çinhay'da nüfusu nispeten az olan iki azınlık etnik gruptur.
Tu ve Sala halkı toplu halde 5 kentin 11 ilçesindeki 379 köyde yaşıyor. Çinhay Etnik ve Dini İşler Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, son 10 yılda adı geçen 379 köyde altyapı tesisleri inşası, etnik kültürün geleceğe aktarılması, özgün tarımsal sektörün geliştirilmesi ve çevre ıslahı gibi çalışmalara 3,5 milyar yuan yatırım yapıldı. Geçen Kasım ayında Dalatu kasabası ve komşu kasabalarda tarlalarda su işleri projesi gerçekleştirildi. Bunda amaç teras açılarak buraya su boru hattının ulaştırılması. Tu kasabasında oturan Diao Guabao, bir gün yamaçtaki tarlaları da sulayabileceklerini hiç düşünmediklerini, bu rüyanın gerçekleşmesinden çok büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çinhay'daki Banyan köyü aşırı yoksul bir köydü. Köye 10 yıldan uzun süredir hiç gelin gelmedi. Köy sakinleri toplu şekilde yeni bir yerleşim merkezine taşındıktan sonra fakirlikten kurtarıldı, köy örnek haline geldi. Banyan köyünün yoksulluktan kurtarılması için birkaç yıl önce fotovoltaik elektrik santrali kuruldu, ardından fotovoltaik enerji stoklama, atık suyu arttırma projesi başlatıldı. Proje sayesinde köylüler evi ısıtmak için odun yakma çağına veda etti ve temiz, daha ekonomik olan elektriği kullanmaya başladı. Yine Çinhay Etnik ve Dini İşler Komitesi tarafından verilen bilgiye göre, Şunhua Sala özerk ilçesinde oturan Salalılar, Çin genelinde binlerce lokanta işletiyor. Yoğun kuzeybatı bölgesi özelliği taşıyan Sala Evi gibi lokanta markaları, ülkede ün salmaya başladı. Çinhay Eyaleti, azınlık grupların toplu halde yaşadığı köylerden bazılarını etnik köy olarak seçti. Bu köylerde yerel gelenek ve görenekleri yansıtan küçük ölçekli müze kuruldu, bir grup devlet düzeyinde maddi olmayan kültür mirası aktarıcısı belirlendi ve köy turizmi geliştirildi. 2017 yılında Çin'in tek Sala özerk ilçesi olan Şunhua Sala özerk ilçesi, ülkenin az nüfuslu özerk ilçeleri arasında yoksulluktan kurtarılan bir ilk ilçe oldu. Bu yıl Çin'in tek Tu özerk ilçesi olan Husu Tu özerk ilçesi de yoksul ilçeler listesinden çıkarıldı. Çinhay Eyaleti'nin planına göre 13. 5 yıllık planın son yılı olan 2020'ye kadar azınlık grupların tümüyle yoksulluktan kurtarılması ve orta halli refah toplumu hedefini gerçekleştirmede diğer azınlık gruplara örnek oluşturması planlanıyor. Sevgili izleyiciler, şimdi gündemimizi biraz değiştiriyoruz ve başka bir konuya geçiyoruz. Endonezya Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Fahri Hamza, Şincan'da gördüğüm büyük gelişmeler şaşırtıcı diyor. Fahri Hamza, 3 Kasım'da Endonezya'nın başkenti Jakarta'da Çin resmi haber ajansı Xinhua'ya verdiği demeçte Şincan hakkında şu değerlendirmelerde bulundu. Son ziyaretinde Şincan'ı tamamen yeniden tanıdım ve aynı zamanda Şincan hakkında daha önce edindiğim eski görüşlerimin tamamı değişti. Şincan'ın ekonomik ve toplumsal alanda kaydettiği büyük başarıları bizzat görünce gözlerime inanamadım. Fahri Hamza Başkanlığındaki Endonezya Meclis üyeleri ve işletmecilerin temsilcilerinden oluşan heyet, bu ay Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'ye ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında yerel yetkililerle görüşen Fahri Hamza, Şincan İlahiyat Fakültesini, camileri ziyaret etti ve aynı zamanda Urumqi'deki pazarları gezdi. Mahalle ve işletme yetkililerinin yanı sıra yerel halkla geniş fikir alışverişinde bulunan Hamza, Şincan halkının çalışmaları ve yaşamlarının mevcut durumu hakkında bilgi edindi. Fahri Hamza, Şincan Çin'in kuzeybatısında yer alıyor. Ben daha önce Urumqi'nin yaşam seviyesi açısından geri kalmış ve çoğu nüfusun zor durumda olduğu bir kent olduğunu düşünüyordum. Buraya geldikten sonra yerel ekonominin iyi geliştiğini, toplumsal uyumun sağlandığını, gelişme derecesinin benim düşündüğümden kat kat yüksekte olduğunu fark ettim dedi. Fahri Hamza ayrıca Urumqi'de hızlı trenin çoktan hizmete açıldığını, yerel halka ulaşım kolaylığı sağlanması açısından altyapının Jakarta'yı çoktan geçtiğini belirtti. Şincan Uluslararası Pazarı'nı ziyaret eden Fahri Hamza, burada Şincan'a özgü ürünleri satın aldı ve yöresel yemeklerin lezzetini takdirle değerlendirdi. Fahri Hamza, Urumqi'nin ortamı temiz, pazarda müşterilerin alım gücü yüksek, halkın üzerindeki kıyafetlerden Şincan halkının yaşam seviyesinin yüksek olduğunu fark ettim ifadelerini kullandı. Fahri Hamza ülkesine döndükten sonra arkadaşlarıyla buluştuğunda kendisinin Şincan ziyaretinde edindiği bilgileri onlara anlatıyor.
Endonezyalıların Çin hakkındaki görüşlerini yeniden oluşturmaları gerektiğine işaret eden Hamza, Şincan hakkında ön yargıya sahip bazı insanların Şincan'ı ziyaret etmelerini tavsiye etti. Hamza böylece ön yargıyla düşünenlerin kendi gözleriyle gördükten sonra sorularına doğal olarak cevap bulabileceklerini söyledi. Endonezya'da siyaset çevresinden kıdemli bir isim olan Hamza, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında ard arda 3 dönem Endonezya Ulusal Meclis üyeliğine seçildi. Ekim 2014'ten Ekim 2019'a kadar Endonezya Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Ekim 2019'da Endonezya Halk Hareketi Partisi kuruldu ve Hamza partinin Genel Başkan Yardımcısı görevini üstlendi. Fahri Hamza, Şincan'ın geniş bir Müslüman ürünleri pazarına sahip olduğunu, Şincan'la Endonezya arasında turizm ve helal ürünler ticareti gibi birçok alanda karşılıklı yarara dayalı işbirliğinin arttırılması arzusunu dile getirdi. Endonezya Halk Hareketi Partisi ile Çin Komünist Partisi arasında daha çok temasların yapılmasını arzuladığını belirten Hamza, Çin ile Endonezya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 70. yıl dönümü kutlanacağı 2020 yılında, Endonezya Halk Hareketi Partisi'nin ikili ilişkileri daha da ilerletmek için ilgili kutlama etkinlikleri düzenlemeyi planladığının altını çizdi. Hamza son olarak, Şincan'da toplum güvenli, halk sıcakkanlı ve misafirperver, gelecekte Ramazan ayında ailemle beraber Şincan'ı ziyaret etmek ve yerel yaşamı bizzat tanımak istiyorum şeklinde konuştu. Sevgili izleyiciler, programımızın sonlarına doğru yaklaşırken biraz da burçlardan bahsedelim. Fare yılı başlıyor. Peki fare burcunun özellikleri neler? 2020'de fare yılı başlayacak ve Çin kültüründe fare ile ilgili çok sayıda efsane bulunuyor. Mesela farenin bir evin yiyeceklerini çalması bu ailenin zenginliğinin ifadesi olarak yorumlanıyor. Ancak Yangtze Nehri çevresindeki halkın nazarında fare zararlı ve uğursuz bir hayvan. Bu nedenle gelecek yılın güvenli ve huzurlu geçmesi için Çin takvimine göre eski yılın son gününün gecesinde farenin evlendirilerek uzaklara gönderilmesi gerektiğine inanılır. Farenin evlenmesiyle ilgili çizimler evlerin kapılarına asılır. Fare aynı zamanda 12 hayvanlı Çin astrolojisinde kendisine yer bulmuş bir canlıdır. Çin kültüründe önemli yere sahip olan ay takviminde 12 burç bulunuyor. Takvime kaynaklık eden efsaneye göre Tanrı bütün hayvanları huzuruna çağırmış. Emrini dinleyip gelen hayvanlara da geliş sıralarına göre birer yıl hediye edecekmiş. Boğa yeni yıl arifesinde hemen yola çıkmış ve en hızlı yetişen hayvan olmuş. Onu kaplan, tavşan, ejderha, yılan, at, koç, maymun, horoz, köpek, domuz ve fare takip etmiş. Tanrı bu 12 hayvana yıl hediye edecekken fare şikayet etmiş. Fare, ben hayvanların en büyüğüm, inanmıyorsanız halka soralım onlar söylesin demiş. Tanrı farenin şikayetini gülünç bulmuş ancak halk için burç seçmek düşüncesiyle halkın değerlendirme yapması önerisini yine de kabul etmiş. Tanrı 12 hayvana sokağa çıkmalarını ve halk tarafından değerlendirilmelerini buyurmuş. Boğa sokağa çıktığında halk ona dostça davranmış ve başını okşamış. Ancak hiç kimse boğanın büyük olduğunu söylememiş. Tam bu sırada fare bir sıçrayışta boğanın sırtına çıkıvermiş. Bu sokaktaki insanları şoke etmiş, kalabalıktan bir kişi "Aman bu ne kadar büyük bir fare böyle!" diye bağırmış. Böylece Tanrı ister istemez ilk yılı fareye vermiş. Boğa ise ikinci sırayı almış. Fare birinci yılı almış ama bu durum iyi dostu kediyi kızdırmış. Çünkü kedi fareden kendisini uyandırmasını ve beraber Tanrı'nın yanına gidip bir yıl hediye alması için haber vermesini istemiş. Ancak fare Tanrı'nın yanına gittiği sabah geç uyanmış. Aceleyle kedinin yanına giden fare kediyi uyandırmaya çalışmış ama bir türlü uyandıramamış. Böyle olunca bir yandan da onu uyandırsam rakibim olur diye düşünmüş ve kediyi uyandırmaya çalışmaktan vazgeçerek birlikte kaldıkları yerden tek başına yola çıkmış. Böylece kedi de Tanrı'dan yıl hediyesi alma şansını kaybetmiş. Fare Tanrı'dan alacağını alıp sevinçle eve gelince kızgın olan dostu kediyle karşılaşmış, kedi "Niye beni uyandırmadın?" diye bağırmış ve farenin üzerine atlamış. Fare yuvasına kaçıp canını kurtarmaktan başka çare bulamamış ve böylelikle aralarındaki dostça ilişki bozulmuş, can düşmanı olmuşlar. Başka bir iddiaya göre 12 burcun seçilmesi ve sıralanması da hayvanların günlük hareketlerine göre saptanmış.
Bazı tarihçiler bunun Çin ulusunun yılları kaydetmekte kullandığı eski yöntemle azınlık grupların yılları hayvanlarla adlandırma yönteminin bir kaynaşması olduğunu ileri sürerken, bazıları ise 12 burcun Çin'e Hindistan'dan girdiği görüşünü savunuyor. Çin'de M.Ö. 3. yüzyıldan itibaren bir gün 12 zaman birimiyle ifade edilmeye başlanmış. Örneğin gece 23 ile 1 arası bir zaman birimi olarak kabul edilmiş. Bu süre farelerin en hareketli olduğu saat olması nedeniyle fare birinci sırada yer almış. Saat 15-17 arası maymunların en hareketli olduğu ve yüksek sesler çıkardığı zaman dilimi olması nedeniyle bu hayvan da 9. sırada yerini bulmuş. Hangi yıllarda doğan insanların fare burcundan olduğunu ve ne gibi özellikler taşıdığını merak ediyorsanız hemen anlatalım. Fare burcunun özellikleri zeki ancak atak değil. 1922, 1936, 1948, 1960, 1972, 1996 ve 2008 yıllarında bir de tabii yeni başlayacak olan 2020'de doğan insanlar fare burcunda. Hızlı tepki gösterebilmek, değişik ortamlara kolayca uyum sağlayabilmek, zeka, anlayış ve sanata eğilimli olmak fare burcunda doğan insanların başlıca özellikleri. Ancak yeterince cesur olamayan ve yönetim yeteneği düşük olan bu insanların yönetici olma şansları zayıf. Fare burcundan insanlar genellikle geç yatarlar. Fare yılının kutlama etkinlikleri öteki yıllardaki gibi pek zengindir. Ancak kutlama adetleri Çin'in çeşitli bölgelerinde değişiklikler gösterir. Ne var ki bütün ailenin bir arada yılbaşı yemeği yemesi geleneği her yerde aynıdır. Çin mantısı olan jiaozi en yaygın yılbaşı yemeğidir. Doufu olarak adlandırılan soya peyniri ve balık kelimelerinin söylenişleri zenginlik kelimesini çağrıştırdığından bunların yılbaşı yemeklerinde de özel bir yeri vardır. Ve şimdi sizlere sevgili izleyiciler birazcık Çin'in Haikou şehrinden bahsedeceğiz. Haikou, Çin'in güney ucunda yer alan Hainan Adası'nın tanınmış turistik merkezlerinden biri. Haikou kenti, eyaletin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi olduğu gibi kara, deniz ve hava ulaşımında kavşak rol oynuyor. Yüz ölçümü 25 km², nüfusu 400 bin olan kent bundan 600 yıl önce Min Hanedanı döneminde kuruldu. Tarihte Çin ve Güneydoğu Asya ülkeleri arasındaki ulaşımda önemli bir merkez olduğu için Haikou'da çok sayıda tarihi eser ve sit alanı bulunuyor. Bunların başında 5 Vezir Anma Salonu geliyor. Şehrin güney banyosunda yer alan 5 Vezir Anma Salonu, Tan ve Son Hanedanları döneminde Hainan Adası'na sürgüne gönderilip bölgenin gelişmesine önemli katkı yapmış olan 5 Vezir'in anısına 1889'da kurulmuştur. Tarihe damga vurmuş olan bu 5 Vezir, getirdikleri ileri düşünce ve buluşlarla Hainan'ın ekonomisinin özellikle kültürünün gelişmesine önemli katkılarda bulundu. Haikou şehrine ün kazandıran özelliklerden biri asma konaklardır. Güneydoğu Asya ülkelerinin etkisi altında kurulan asma konaklar, Avrupa ve Asya mimarilerinin bir karışımıdır. Şehirdeki asma konakların tamamına yakını 19. yüzyılın ortasıyla 20. yüzyılın başları arasındaki dönemde kuruldu. Asma konaklar yakın çağda Güneydoğu Asya ülkeleri ve Avrupa'da uzun süre yaşadıktan sonra memlekete dönenler tarafından yaptırılmıştı. Avrupa'nın mimari özelliklerini adadaki geleneksel mimari özelliklerle birleştiren asma konaklar, Çin ve Batı arasındaki kültürel kaynaşmanın da bir ürünü. Haikou'daki asma konaklar genellikle 2 ya da 3 katlıdır. Kapı pencereleri ve sütunları oymalarla süslenen bu binalar hem geleneksel Çin mimarisinin soylu havasını hem de Avrupa mimarisinin romantizmini ve görkemini yansıtır. Özellikle sabah erken saatlerde asma konakların arasından yürümek nostalji sevenlerin tadını çıkaracağı bir gezinti olacaktır. Şehirdeki en ünlü asma konak 5 katlı bina denilen yapıdır. Otel olan bu binanın hem kafesi hem de sineması var. Buraya gelen ziyaretçilerin ardı arkası kesilmez. Haikou kentinde bugün 5 caddenin iki yanında devlet tarafından koruma altına alınan 60 tarihi yapı ve sit alanı bulunuyor. Bölgenin eski bir kasabadan canlı bir modern şehre dönüşme sürecine tanık olmuş bu tarihi eserlerin yanı sıra, şehrin hemen yanı başındaki Yanardağ çevresinde kurulan jeolojik park ve binlerce yıldır süregelen geleneklerin korunduğu tarihi köylerde şehre özgün bir manzara katıyor.
Son derece canlı bir şehir olan Haikou, insanla doğa arasındaki uyum ve kaynaşmanın bir örneği. Burada çok eskilere dayanan, aynı zamanda birçok yabancı unsur da barındıran kültür, şehrin cazibesini daha da arttırır. Sevgili izleyiciler, Çin yurt dışındaki tarihi eserlerini geri istiyor. Çin'den yurt dışına farklı yollarla kaçırılmış binlerce tarihi eser bulunuyor. Çin hükümeti son yıllarda bu eserlerin iadesi için çabalarını yoğunlaştırdı. Çin Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Ulusal Kültürel Miras İdaresi, 13 Kasım günü yıllar evvel yurt dışına kaçırılan bronz atbaşı heykelinin yeniden yurda dönüşü nedeniyle bir tören düzenledi. Bronzdan yapılmış atbaşı heykeli, Yuanmin Yuan'daki Changchun adlı bahçede, Batı mimarisinin özelliklerini taşıyan Xianlou, yani Batı tarzı konaklar bölgesinde yer alıyordu. Heykel buradaki Haitangnan binasının önünde bulunan meşhur su saatinin çeşmelerinin başındaki Çin burçlarını simgeleyen 12 heykelden biriydi. 1860 yılında Beijing'i işgal eden İngiliz ve Fransız orduları Yuanmin Yuan'ı kundakladı ve yağmaladı. Bronz hayvan başı heykeller çalınarak yurt dışına götürüldü. Çin, kaçırılan bu eserleri ülkeye döndürmek için uzun yıllardır yoğun çaba harcıyor. Atbaşı heykeli ise bu çalışmalar neticesinde Çin'e dönen 7. hayvan başı heykeli durumunda. Çin Ulusal Müzesi'nde evine dönen 7 hayvan başı heykelinin de yer aldığı Dönüş Yolu başlıklı bir sergi düzenlendi. 7 heykel sergi vesilesiyle ilk kez bir araya geldi. Aralarında yurda en son dönen eser olan atbaşı heykeli Yuanmin Yönetim Ofisi'ne nakledilecek ve böylece Yuanmin Yuan'a dönen ilk hayvan başı heykeli olacak. Heykelin dönüşü bazı yorum ve tartışmaları da beraberinde getirdi. Birçok kişinin merak ettiği ise 12 heykelin ne zaman bir araya geleceği ve yurt dışında bulunan diğer tarihi eserlerin ne zaman eve döneceği. Çin'e dönen bronz heykeller arasında atbaşı heykelinin yanı sıra boğa, maymun, kaplan, domuz, fare ve tavşan başı heykelleri yer alıyor. 2 heykel Çin Ulusal Müzesi'nde, 4 heykel ise Bori Sanat Müzesi'nde korunuyor. Ejderha başı heykelinin Çin'in Tayvan adasında bir koleksiyonerin elinde bulunduğu iddia ediliyor. Diğer 4 hayvan başı heykeli ise kayıp durumda. Alınan bilgiye göre fare ve tavşan başı heykelleri 2009 yılında Fransa'daki Christie's Müzayede Evi tarafından düzenlenen bir açık artırmada görüldü ve Fransa'nın milyarder Pinault ailesi tarafından satın alındı. Aile 2013 yılında bu iki heykeli Çin'e iade etti. Fare ve tavşan başı heykelleri şu an Çin Ulusal Müzesi'nde korunuyor. Bir dönem kayıp olan boğa ve kaplan başı heykellerinin ise Amerika'daki özel bir konutun bahçesinde süs olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 1980'li yıllarda Tayvanlı iş adamı Chai Chenyan, Sotheby's'in açık artırmasında bu iki heykeli satın aldı. 2000 yılında da Çinli Poly grubu Hong Kong Christie's Müzayedesi'nde 991 bin Amerikan doları karşılığında boğa başı heykelini ve Sotheby's Müzayedesi'nde 1 milyon 974 bin Amerikan doları karşılığında kaplan başı heykelini satın aldı. İki heykel de şu an başkent Beijing'deki Poly Sanat Müzesi'nde korunuyor. Christie's Müzayedesi'nde Poly grubu tarafından 1 milyon 47 bin Amerikan doları ödenerek satın alınan maymun başı heykeli de Poly Sanat Müzesi'ndeki yerini almış bulunuyor. 1987 yılında Amerika'daki bir müzeden satın alınan domuz başı heykelini ise 2003 yılında Makaolu iş adamı He Hongshan satın aldı ve daha sonra Poly Sanat Müzesi'ne bağışladı. Ejderha başı heykeliyle ilgili ise birçok tartışma bulunuyor. Yuanmin Yuan'daki ejderha başı heykeli olduğu iddia edilen bronz bir eser 2018 yılında Paris'teki bir müzayedede görülmüş. Bir Çinli tarafından 341 bin Amerikan doları karşılığında satın alınmıştı. Ancak bazı uzmanlar bu heykelin gerçekten Yuanmin Yuan'daki heykel olduğunu doğrulamak için yeterli bilgi ve kayıt bulunmadığı kanısında. Diğer yandan yılan, koyun, horoz ve köpek başı heykellerse hala kayıp durumda. Çin'in ne kadar tarihi eserleri yurt dışında? Çin Tarihi Eserler Akademisi'nin istatistiklerine göre 1839'da başlayan 1. Afyon Savaşı'ndan bu yana Çin'den 10 milyondan fazla tarihi eser, korsancılık, yağmacılık veya kaçakçılık gibi yasa dışı yollarla başta Amerika ve Avrupa olmak üzere farklı bölgelere götürüldü.
UNESCO verileri 47 ülkedeki 200'den fazla müzede Çin'e ait 1.640.000 parça tarihi eser bulunduğunu gösteriyor. Ancak yurt dışındaki özel koleksiyonlarda yer alan Çin'e ait eserlerin sayısının bunun 10 katı kadar olduğu tahmin ediliyor. Yurt dışındaki Çin'e ait eserler arasında porselen, bronz ve yeşilden eserler, hat sanatı, resim ve ahşap oymacılık eserleri, kehanet kemikleri, mobilyalar, hatta bütün bir çalışma odasıyla bütün bir mezar dahi yer alıyor. Bu eserler Paleolitik çağdan 20. yüzyıla kadar uzanan çok geniş bir dönemi kapsıyor. Tarihi eserlerin dönüşü hikayeleri Yuan Mingyuan'la benzer bir kadere sahip olan Yazlık Saray'da 20. yüzyılın başında 8 ülkeden oluşan müttefik güçler tarafından yağmalandı. Bu dönemde saraydaki Foshian Köşkü'nde yer alan bakır pencere yurt dışına götürüldü. Amerikalı iş adamı Myris Greenberg 1993 yılında büyük bir meblağ karşılığında bu pencereyi satın aldı ve Çin'e bağışladı. Daha evvel İngiliz profesör Ambrose Harding, 1860 yılında İngiliz ve Fransız müttefik ordusu tarafından çalınan Yazlık Saray'a ait bir bronz turna heykelini Çin'e bağışlamıştı. Çin'in Henan eyaletinde yer alan ve on binlerce Buda heykeli bulunan Longmen mağaralarından 20. yüzyılın başında çok sayıda heykel çalınarak yurt dışına götürüldü. Nisan 2001'de Kanada Ulusal Güzel Sanatlar Müzesi, Longmen mağaralarına ait yaklaşık 2000 arhat heykelini Çin Ulusal Kültürel Miraslar İdaresi'ne iade etti. Böylelikle Longmen heykelleri ilk kez yurda dönmüş oldu. Öte yandan Çinli ve İtalyan temsilciler arasında imzalanan anlaşma kapsamında Nisan 2019'da Çin'e ait 796 parça tarihi eser İtalya tarafından iade edildi. Son 20 yılda Çin'e yapılan en büyük iade niteliğindeki bu adım, kayıp kültürel mirasların kurtarılması konusundaki uluslararası işbirliği için de önemli bir örnek teşkil ediyor. Eserlerin yurda dönmesi niye bu kadar zor? Çin'e ait tarihi eserlerin ülkeye geri dönmesi konusunda genel olarak iki zorluk yaşanıyor. İlk olarak eserlerin miktarı çok fazla. İkinci nedense eserlerin çok uzun zaman önce ülkeden çıkarılmış olmaları. Tarihsel nedenlerden ötürü Çin çok sayıda eserini yitirmiş bir ülke konumunda. UNESCO'nun genel konferansında benimsenen 1970 tarihli kültür varlıklarının yasa dışı ithal, ihraç ve mülkiyet transferinin önlenmesi ve yasaklanması için alınacak tedbirlerle ilgili sözleşmeye göre, özel şahıs ve kurumlarca yasa dışı şekilde mülk edinilen kültürel eserler sahiplerine iade edilmelidir. Ancak buna rağmen uzun süredir kayıp durumdaki eserlerin geri alınmasının önünde birçok zorluk bulunuyor. Uluslararası müzayede piyasasında Çinlilerin kendi tarihi eserlerine yönelik duygularının istismarı da fiyatların artmasına yol açıyor. Bu da tarihi eserlerin eve dönüşünü zorlaştırıyor. Yuan Mingyuan'ın hayvanbaşı heykelleri bu eserler için ödenen meblağların büyüklüğü bu yönde önemli bir örnek oluşturuyor. Tarihi eserleri geri alma yolları, Ulusal Kültürel Miraslar İdaresi'nin verdiği bilgiye göre 1949 yılından bu yana 300'den fazla iade işlemi kapsamında yurt dışındaki toplam 150 binden fazla eser Çin'e döndü. Eserlerin dönüşü ise genel olarak ticari alım, yasal başvuru, hükümetler arası müzakereler ve bağış olmak üzere 4 yolla gerçekleşiyor. Yuan Mingyuan'daki heykelleri misal olarak düşünürsek Çin'e dönen 7 heykelin satın alma ya da bağış yoluyla geldiğini görüyoruz. Çoğu koleksiyoner tarihi eserlerin ülkesine dönmesi konusunda çok hevesli ve bunun için de büyük meblağlar harcamaya hazır. Sevgili izleyiciler, Çin ve kardeş komşusu Pakistan'ı birbirine bağlayan Karakorum Karayolu, dünyanın en yüksek rakımlı sınır ötesi karayolu ve inşası en zorlu karayollarından biri. İki ülkenin işbirliğiyle proje 1968 yılında başlatıldı ve 1979 yılında tamamlandı. 1224 kilometre uzunluğundaki karayolunun inşasına toplam 700 kişi hayatını adadı. Bu nedenle karayolu Çin-Pakistan Dostluk Yolu olarak adlandırıldı. Çin ile Pakistan arasındaki personel değişimiyle ekonomik ve ticari temaslara büyük kolaylık sağlayan Karakorum Karayolu, bugün Çin-Pakistan ekonomik koridorunun başlangıcı olarak ikili ilişkilerin ilerletilmesinde önemli rol oynuyor. Bu yıl Karakorum Karayolu'nun hizmete girmesinin 40. yıl dönümü kutlanıyor.
Bu vesileyle Siyaray muhabiri Liu Chan karayolunu ziyaret etti. Farhanullah, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan ilinin merkezi, Gilgit kentinin en büyük pazarında bir tekstil dükkanı işletiyor. Babasından miras kalan dükkandaki halı ve ceket gibi ürünler Çin'in Zhejiang, Jiangsu ve Fujian eyaletlerinden satın alınıyor. Ullah, mal alımından kardeşinin ve satıştan kendisinin sorumlu olduğunu, malların Karakurum karayoluyla Gilgit'e getirildiğini belirtti. Ullah'a göre Çin'e yakın olduğu için Gilgit'e mal getirmek çok kolay. Çin malları çok kaliteli. Normalde 2 veya 3 kişi beraber bir konteyner mal alıyor ve karayoluyla Gilgit'e getiriliyor. Karakurum karayolu bölgedeki her iş adamına fayda sağlıyor. Farhanullah'ın sattığı Çin malları hem kaliteli hem ucuz olduğu için yerel halk ve turistler arasında büyük rağbet görüyor. Hatta Karachi, Lahore ve diğer kentlerden sipariş alıyor. Böylece dükkanı tıpkı bir toptan satış merkezine dönüşmüş durumda. Çin ürünlerini satan benzer dükkanlara Gilgit-Baltistan bölgesinde sıkça rastlanıyor. Karakurum Karayolu'nun hizmete girmesinden bu yana geçen 40 yıl içinde Çin ürünleri Karakurum Karayolu üzerinden Gilgit-Baltistan'a getiriliyor, ardından Pakistan'ın iç kesimindeki ailelere ulaştırılıyor. Karakurum Karayolu'nun geçtiği Hunza bölgesinde yüzlerce ton patates saklanan bir transfer noktası bulunuyor. Girişimci Nadim Hüseyin, Hunza ve Nagar gibi bölgelerden topladığı patatesi kamyonla ülkenin güney kesimine gönderip orada sattığını söylüyor. Memleketimdeki patates yüksek proteinli, şekersiz, bu nedenle satışı çok iyi. Hüseyin işlerin iyiye gitmesini Karakurum Karayolu'nun onarımına bağlıyor. 2008 ile 2013 yılları arasında Karakurum Karayolu'nun Pakistan'da Takota kadar uzanan kısmında onarım yapıldı. Karayolunun genişliği eskiden sadece 10 metreyken şimdi 30 metreye kadar genişletildi. Yol çalışmasının tamamlanmasından sonra Hüseyin küçük kamyonunun yerine büyük bir kamyon aldı. Hem masraftan hem zamandan tasarruf etti. Eskiden patatesi büyük kente taşıyıp satmak 5 veya 6 gün alırdı. Şimdi ise 3 gün yetiyor. Bu kolaylıktan Hüseyin çok memnun. Sos, Çin mallarının Karakurum Karayolu üzerinden Pakistan'a girmek için geçtiği ilk sınır kapısı. Muhabirimiz sınır kapısında onlarca kamyon gördü. Sos sınır kapısı her yılın 1 Nisan'la 31 Kasım tarihleri arasında açılıyor. Eylül-Kasım dönemi çok yoğun bir mevsim. İş adamları mümkün olduğu kadar fazla Çin mallarını Pakistan'a sokmaya çalışıyor. Sınır müdür yardımcısı Haktun Ulhak'ın verdiği bilgiye göre 3 aylık bir dönemde normalde 1600 ile 1700 konteyner kabul ediliyor ve 4 ile 5 milyar rupi vergi ödeniyor. Sınır kapısından geçen malların %80'i Çin'den ithal ürünler. Bu ürünler arasında konfeksiyon, tekstil, otomobil parçaları, tekerlek ve kuru yemiş yer alıyor. Sınır kapısında gümrük işlemi tamamlandıktan sonra mallar Pakistan genelindeki pazarlara gönderiliyor. Bunun yanı sıra Pakistan'da ülkenin deniz ürünlerini, kuru yemiş ve kirazını Çin'e ihraç etmek istiyor. Pakistan 2020 yılında Çin'e 500 ila 600 konteyner ürün satmak amacında. Sos sınır kapısında yük taşımacılığından sorumlu yönetici Başar Atan, son yıllarda Karakurum Karayolu'na ıslah yapıldığını, bu sayede iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari temasın arttığını belirtti. Başar Atan, Karakurum Karayolu'nun ikinci aşamasının Pakistan'ın iç kesimine uzanacağını, bununla beraber sınır kapısında transfer istasyonu kurulacağını açıkladı ve böylece Çin ürünlerinin Karakurum Karayolu'yla Pakistan'a ulaşmakla kalmayıp, aynı zamanda Pakistan üzerinden diğer ülkelere de ulaşabileceğine dikkat çekti. Başar Atan, sos sınır kapısının sadece ülkeye değil, aynı zamanda Afganistan ve İran'a da hizmet edeceğini, Pakistan ürünlerinin de Gavdar Limanı üzerinden diğer ülkelere satılabileceğini kaydetti. Karakurum Karayolu'nun ikinci aşamasına ait otoban kısmı, geçen 18 Kasım günü hizmete girdi. Bu vesileyle düzenlenen törende Pakistan Başbakanı İmran Khan hazır bulundu. İmran Khan, bu otoban Çin-Pakistan ekonomik koridorunun önemli bir parçasıdır. Koridor, Pakistan'ın kalkınmasında önemli bir rol oynuyor. Koridor sadece bir karayolu değil, aynı zamanda Pakistan'ın kalkınma yoludur. Proje kapsamında Pakistan teknolojik eğitim, tarım ve liman inşası gibi alanlarda Çin'den yardım alacak. Bu Pakistan'ın ekonomik kalkınmasına yardımcı olur, diye konuştu. Sos Gümrük Müdür Yardımcısı Haldun Ulhak, Karakurum Karayolu'nu Pakistan'ın nakliyat damarı olarak nitelendirdi. Ulhak,
Takut'la başkent İslamabad arasındaki karayolu inşası tamamlandığında Pakistan'da güneyden kuzeye rahat bir nakliyat hattı olacağını dile getirdi. Uhak, Çin'le Pakistan arasındaki ticaret yolunun giderek daha geniş olacağını ifade etti. Sevgili izleyiciler, Şincan'da 7 kişinin 70 yılı fotoğraf sergisi düzenlendi. 7 kişinin 70 yılı Şincan albümü adlı fotoğraf sergisi, Şincan Uygur Özerk Bölgesi Sosyal Bilimler Derneği tarafından Şincan Kütüphanesi'nde düzenlendi. Sergide toplam 199 değerli fotoğraf sergilenirken, fotoğraflarda Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana geçen 70 yılda Şincan'ın geçirdiği tarihi anlar ölümsüzleştirildi. Şincan Uygur Özerk Bölgesi Sosyal Bilimler Derneği'ndeki ÇKP Komitesi Sekreteri Shu Ruijun şu bilgileri verdi. Yeni Başlangıç, Yeni Sayfa, Yeni Çağ dahil 3 bölümden oluşan sergide Şincanlı 7 fotoğrafçının farklı dönemlerde çektikleri fotoğraf eserleri sergilendi. Bunlar arasında 1950-1969 yıllarında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilk dönemindeki Şincan'ın görüntüsü ve Şincan'daki çeşitli etnik gruplardan vatandaşların çetin yaratıcılık süreci, 1970-1989 yıllarında çeşitli etnik gruplardan vatandaşların güçlerini birleştirerek modernizasyon yolunda ilerleme süreci, reform ve dışa açılma politikasının hayata geçirilmesinden sonra, özellikle ÇKP'nin 18. Ulusal Kongresi'nden sonra, Şincan toplumunda ve ekonomisinde kaydedilen inanılmaz değişiklikler yer alıyor. Bunlar arasındaki çok sayıda eser kişisel koleksiyon olduğu için sergide ilk kez sanatseverlerle buluştu. Sergide çok sayıda ziyaretçi tarihi değere ve çağın ruhuna sahip fotoğraflara ve fotoğraflarla ilgili küçük hikayelere büyük ilgi duydu. Sergideki her bir fotoğrafın çekildiği yıl ve arka planı ile ilgili bir hikaye bulunuyor. Fotoğraf ve hikaye yöntemiyle Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana geçen 70 yılda Şincan'ın geçirdiği tarihi dönemlerin daha iyi anlaşılması sağlandı. Serginin organizasyon komitesi tarafından verilen bilgiye göre 7 kişinin 70 yılı Şincan albümünde Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana geçen 70 yılda Şincan'ın sayısız tarihi nitelikli anları gözler önüne serilirken halkla ülke arasındaki ayrılmaz etkileyici hikayeler anlatıldı. Böylece sıradan vatandaşların ve işlerin fotoğraflarıyla Çin hikayesinin Şincan sayfası sergide yazılmış oldu. Öte yandan Şincan Uygur Özerk Bölgesi'nde bu yıl vatandaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla 1000 köyün örnek olması, 10.000 köyü ıslahı kampanyasına katılması kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında yaşama uygun örnek köylerin inşasına ağırlık verilirken, her köyün orijinal haline sadık kalınarak köylülerin konut koşullarının iyileştirilmesi ve köylülerin gelişim hedefine ulaşmasına yardım sağlandı. Şincan Uygur Özerk Bölgesi Tarım ve Köy İşleri Müdürlüğü tarafından edinilen bilgiye göre, Şincan'da bölge genelinde bu yılın başında 1000 köyün örnek olması, 10.000 köyün ıslahı kampanyasına katılması kampanyası başlatıldı. Tüm köyleri kapsayan kampanyada tuvaletlerin ıslahı, bahçelerin güzelleştirilmesi ve konut ortamının yenilenmesi, atık suların düzenli olarak boşaltılması, çöplerin zamanında temizlenmesi gibi avlu içi ve dışında yapılması gereken 6 işe odaklanılıyor. Kampanya kapsamında bölge genelinde 1000 idari köy örnek köy seçildi. Bu köylerdeki altyapı tesisleri, kamu hizmetleri, yolların onarımı, atık su ve çöplerin temizlenmesi çalışmalarına ağırlık veriliyor. Edinilen bilgiye göre bu yılın ilk 9 ayında Şincan'ın 14 kentinde köylüler için hijyenik tuvaletlerin yapım çalışmalarına ağırlık verildi. Bu çalışmalar kapsamında 1.555.600 tuvaletin ıslah çalışması tamamlanırken hijyenik tuvaletlerin oranı %47'yi aştı. 2019 yıl sonuna kadar Şincan genelindeki köylere asfalt yolların yapılması ve köylerin %82'sinde çöplerin etkin şekilde temizlenmesi bekleniyor. Sevgili izleyiciler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir dahaki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.